Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye yeniden hoş geldiniz. 5 Mart Salı ve 6 Mart Çarşamba gününün videosuyla yeniden sizlerle birlikteyiz. 2 günde zaten ikişer Şampiyonlar Ligi'nden 4 tane maç var arkadaşlar. Hemen hızlıca onları değerlendirelim. Öncelikle özür diliyoruz tabii, her zamanki gibi salı günleri geç kalıyoruz ancak akşamüstü video yükleyebiliyoruz işten güçten. Tanıtım videomuzu izleyenler zaten biliyor. Hemen arkasından gelen iddiada nasıl kupon tutturmalısınız ve kasanızı nasıl yönetmelisiniz videosunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Bakın bir sürü soru soruyorsunuz. Sorduğunuz zaman herhangi bir soruyu, o video var ya diyorum, hani en başta söyledim, oraya bir git izleyiver diyorum. Tamam abi izliyorum diyor. O zaman şimdiden izle. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Aramıza katılan yeni işte cuma, cumartesi, pazar bine yakın abonemiz katıldı yine aramıza. Hepsine aramıza hoş geldiniz diyoruz. İnşallah başarılı, bol kazançlı birlikte günler geçiririz diyoruz. Hafta sonu muazzam bir başarımız vardı. Kısaca ondan bahsedelim. Maçlar zaten kısa arkadaşlar. İkişer cümleyle hemen geçiştireceğim. 10 dakikada bitecek. O yüzden ileri almayın. Arada ilginç tiyolarım olacak ve kupon tavsiyelerim de olacak. Arda gibi videoda kupon vermiyoruz biz ama ona da değineceğim zaten. Kendisine de kızdım niye böyle bir şey yaptın diye. Çünkü bize de diyorlar. Halbuki bir site niye var o zaman? Sitede veriyor. Arda'nın size videoda bir kupon tutturuyor. Ben sitede iki tane kupon tutturuyorum. Haberiniz var mı? Ya sadece tamistiplus.com. Bak şuraya yazıyor yönetmen. Arda yorum yap bununla ilgili. Bir daha öyle kupon verdiğim yok. Benden korkar, çekinir o. Arda da İlyas da tabii çekinir benden. Abi der. Yani başımıza sarıyor. Sen niye videoda vermiyor? Ya videoda vereyim bir tane tutsun. Sitede iki tane tutuyor. Siteye git bak. Arda'ya söyleyeceğim zaten. Bir daha videoda verirsen siteye kupon vermiyorum diyeceğim. Öyle tehdit ya da ben de vereceğim burada. Evet arkadaşlar, sitemizde de yine iki tane kupon tutturmuştuk hafta sonu. Hemen onlara da bir değinelim, yönetmenim ekrana getirsin. Cuma günü her zaman dediğim gibi arkadaşlar, beni tanıyanlar bilirler ki her zaman sürpriz çıkabileceği için gollere gitme taraftarıyım ben. %80-90 gollere oynayın derim. Çoğu zaman, her zaman olmasa da, ha bazen ev sahibi yener 1-0 yener. Biz 2-3 gole gitmişizdir, üste gitmişizdir, vara gitmişizdir. 1-0 yendiği için yatarız ama bu çok az gerçekleşir. Daha çok goller kazandırır. Tıpkı cuma günü olduğu gibi 4 maç yorumladık mesela. 3'ü ilk tercihimiz geldi. Bir tanesinde de Dortmund galibiyeti ve üst demiştik ama var üst 2-3 var. Bak 4 tane gol tercihimiz kazandırmış. Cuma günü gayet güzel geçti. Yine kupon tutan arkadaşlarımız vardı sürprizlere rağmen. Kimdi onlar? Az kuponlarında Dortmund galibiyetinden yatıp alternatif kuponunda üste gidenler. Yani alternatif kupon neymiş? Her zaman önemliymiş. Bunu tek kupon yaparak tutturamazsınız. Daha çok şansınız olur alternatif yaptığınız zaman. Ve hafta sonları da kişi başına tutan kupon sayısı herhalde cumartesi pazar toplam en az tutturdum diyen 2-3 kupon tutturmuştur. 5-6 kupon tutturdum diyen de var. Gayet muazzam geçirmiştik. Evet, alternatif kupon nedir abi, nasıl yapılır diyorsanız, işte dediğim gibi en başta çıkan videomuzu mutlaka izlemelisiniz. Sıkılmadan, usanmadan bir 20 dakika video izleyeceksin. Hayatın boyunca o bilgiler sana lazım olacak zaten. Cumartesi günü gündüz seansımızda 6 maç yorumlamıştık. Yine 5 tanesinde başarılı olduk. Sadece City maçı yattı ki City artık İngiltere'de City ve Liverpool şampiyonluk yarışına giderken stres de oluyor. Bazı maçlar 4-6'ya gidecektir. Bazıları 1-0'ı bitecektir. O yüzden City'ye bu aralar dikkatli olmak lazım. Belki de değinmeyiz bir daha. Oradan yatmıştık. Akşam seansında da yine 6 maç vermiştik. 5 maçta başarı sağladık. Toplamda 12 maçın 10 tanesi tuttu. Bayağı bir kupon tutturan vardı yani cumartesi günü. Pazara geldiğimizde bu başarımızı daha da taçlandırdık. Yine gündüz seansında seken maçımız yoktu. 6 maçın 6'sı da geldi. Hepsi ilk tercih bir tanesi. O da Celta Vigo, hani 1 ve 2 3 gol dedik ama ikinci golün gelmemesi işten bile değildi. 1-0 yendi. Onun dışında bütün tercihler hem de çifter oturdu. Evet, yorumlara da baktığınız zaman teşekkür ediyoruz. Bizleri yorum ve like'larınızla desteklediğiniz için. Bu başarı sadece benim değil arkadaşlar. Sizlerin de ilgisi, alakası, saygısı, sevgisi ve yaptığınız yorumlar, like'lar bizleri bu şekilde motive ediyor. Biz de ona göre kazandırmak için tabii strese giriyoruz. Onu mu seçsek, bunu mu seçsek? Artık yani Mr. Varagem falan diyen var bana. Varagem 2 ve 7'de ya. 2'de attı, 7'de 7 var geldi 7 dakikada. Adamlar hayatımda ilk defa bu kadar çabuk geldi kupon diyor. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Hakikaten Varagem bile, Zulta bile bizi çok sevindirdi. Pazar günü de yine gündüz seansımızda 6'da 6 yaptık. Akşam seansımızda 7 maç vermişiz. Getafe'yi bile tutturduk ki ilginç bir sürprizdi. Kimde? Orada da Liverpool. Bak bir City, bir Liverpool. Bir gün önce City yatırıyor ve işte o ikisine biraz dikkat etmek lazım. Akşam seansında da 7'de 6 başarımız vardı. Yine 13'de 12 yaparak dediğim gibi kişi başı 3-4 kupon tutturdu. Pazar günü de hep herkes coştu. Kasalar doldu. Pazartesi günü o yüzden çok yatırmadık. Evet. Öyle tembihlemiştik ama pazartesi geldi. O video zaten 10.000'e geliyor. Evet, pazartesi de herkes geldi. Pazartesi de 2 maç sektirdik canım. Yine yani 6 maçta 4 tane yine Olympiakos'ta işte yine karşılıklı gol yokumuz ve 2-3 gol yüksek orandan geldi. Yine pazar da fena değildik. 3-5 liralık çerezlik yapıp hani mesela ben 2-3 gol veya var dediklerime alt oynamış mesela Levante maçına. Öyle kazanan birkaç arkadaşımız var. Yine onları da tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi sizlerin sayesinde
oldu bu işler diyelim. Hele sizlere de buradan bir alkış gönderelim. Yani teşekkür ediyorum hepinize. Maçlara kısaca geçelim. Borussia Dortmund Tottenham maçını hemen hatırlayalım. İlk maçta neler olduğunu ve performanslarına kısaca değinelim. 637 koduyla Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 23'te salı akşamı başlayacak. Borussia Dortmund ilk maçta çıkarken yakalandığı toplarla ilk iki golde çıkarken top kaptırmak ne kadar tehlikeli. O maçı izlemeyenler izlesin görürler. İki gol yemişlerdi. Deplasmanda 3-0 mağlup olmuşlardı. İlk yarıda da hiç de fena oynamamışlardı aslında. Bir formsuzluktan söz edebiliriz. Augsburg'u geçen hafta yenememişlerdi deplasmanda. Hatta yenilmişlerdi. Tottenham Arsenal'le 1-1 berabere kalmıştı. Piszczek ve Pulisic'in sakatlıkları devam ediyor. Onun dışında önemli bir şey yok. Tottenham'da da Trippier sakat, Dele Alli sakat, Erik Dier şüpheli ama oynayabilir. Onun dışında Harry Winks yine şüpheli ama oynayabilir. Tottenham moralli tabi burada 3-0'ın da avantajıyla çıkıyor. Tottenham'la Dortmund karışıyor ya. İkisi de aynı çıkıyor. Borussia Dortmund öyle söyleyeyim ayır edilsin. Şimdi ilk yarıdan itibaren hızlı bir şekilde bastırmaya geçecektir. Hücum edecektir. Tottenham'da tabi bu boşluklardan faydalanacak futbolcular fazlasıyla var ama 3-0'ın rahatlığıyla dediğim gibi çıkacaklar maça. Dortmund bir gol bulacaktır ve Tottenham'da boş kalmayacaktır. Yine bu boşluklarda mutlaka bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ve maçın daha ilk başlardan tempolu güzel bir mücadele bekliyorum. Gollerin geldiği. O yüzden karşılıklı gol var. Bu maçta oynanabilecek en güzel tercihtir diye düşünüyorum. Oranlar düşük. 1.25. Ha ondan sonra ne olur? Tabii ki üste gidebilir mi? Gidebilir. Yine alternatif kuponlarımızı üste deneyebiliriz. Çünkü Dortmund bir gol attı diyelim. Ya 1-1'i yakaladı, bastırmaya devam edecek. Ya da ikinci golü attı, bu sefer Tottenham açılacak. Allah ne oluyor böyle filan diye. Yani ilk yarıdan goller geldiği zaman gerisi de gelir. O yüzden üste de gidebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var yine sağlam tercih olmak üzere. Alternatifte üst tercih edebiliriz. Bu arada unuttum tabii tutturduğumuz kuponları vermeyi yine Arda videosunda değinmişti ama ben de kısaca yönetmen ekrana getirsin kısaca değinelim. Sevgili Arda'nın da videosunda paylaştığı kupon yine gelmişti. Tanrıstıplus.com'da bizim paylaştığımız kuponlar da şu şekildeydi. Pazar günü Zulte Waregem Gent karşılıklı gol var. Fulham, Chelsea, üst Stuttgart, Hannover 2.5 üst şeklinde bir kuponum gelmişti. Bir de Basel, Thun 2.5 üst Erzurumspor, Galatasaray karşılıklı gol var. Atalanta, Fiorentina 2.5 gol üst şeklinde yine bir kuponumuz gelmişti. Arda'nın da yine videosunda paylaştığı kuponunda Tottenham Arsenal var, Fenerbahçe Rize var, Kayseri Beşiktaş var ve Lazio Roma 2-3 golden o da başarı sağlamıştı 5'e yakın oranıyla. Neyse bunu da sizlere siteye ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani parayla falan şey yok yani, ne derler ona, para vermiyorsunuz. Üye olmak için herhangi bir şey gerekmiyor. Mail adresinde üye olursan ona göre bildirim alırsın. İşte basket maçlarının yorumlarını Arda'nın yine köşe yazılarını okuyabilirsin. Girip orada orta bölümde yazar kombinleri diye bir şey var. Orada İlyas Başaran kardeşimle YouTube kanalını takip edebilirsiniz. İlyas Başaran şeklinde. Ve Atistik TV'den Atilla Arda Bora, Arda Yücegök ve benim kupon tavsiyelerimden aranızdan seçerek kafanıza yatan maçlardan veya kupon halinde üye olmadan da ücretsiz bir şekilde bakabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Borussia Dortmund Tottenham maçındaki tercihlerimizi söyledik. Aralarda yine size bittikten sonra bir kupon tavsiyesinde bulunacağım ama yine kendi tercihlerimden sizin göremediğinizi göstermeye çalışıyorum. Yine 23'te bir diğer mücadele 638 koduyla Real Madrid kendi evinde Ajax'ı konuk edecek ki ilk maçı izleyenler zaten görecektir. Neredeyse 24 yaş ortalamasıyla Ajax takımı o kadar güzel akın akın geldi ki Real Madrid neye uğradığını şaşırmıştı. Tabii bitiricilik konusunda eksiklik yaşayınca Ajax takımı deplasmanda kendi evinde 2-1 yenik ayrıldı ama bu mücadelede yine Varyon'u ortaya koyup yine hücum futbolundan ödün vermeyecektir. Real Madrid'de tabi uyanıklık yapıp Sergio Ramos bilerek ikinci sarı kartı görüp maçın sonlarına doğru cezalı duruma düştü. Nasıl olsa turu cepte diyor ama Marcelo şüpheli. Ramos oynayamayacak. Onun dışında Odrizola kadroda yok. Ajax'a baktığımızda önemli bir sakat cezalısı yok. Yine ilk maçtaki gibi tempo yapacağını, Ajax'ın korkusuzca saldıracağını düşünüyorum. Tabii ki Real Madrid moralsiz. İki kere üst üste El Clasico'da yenildi, gol bile atamadı. Ligde şampiyonluk hayalleri zaten kaftanın ardına gitti diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye çalışacaklar ama Ajax'ta onlar için kolay lokma olmayacaktır diye düşünüyorum. Golünü bulacaktır nedense. İddia oran arttırdı. 1.25'ten 1.30'a çıktı ama Real'in golünden daha çok güveniyorum Ajax'a ben. Nedense şahsi fikrim o. Çünkü ilk maçtaki oyunu görseniz
Yani siz de bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. İlk tercihimiz yine karşılıklı gol var olmalı. 1.30 gibi orandan isteyenler üstü de tercih edebilirler. Tabii alternatif kuponlar için 1.25 oran. Bir daha fanteziyede sürpriz kuponlarımızda yüksek orandan 1.90 gibi bir orandan 4-6 gol de deneyebiliriz. Sanki erken gelen gollerle bu maç 4-6'ya kadar gidebilir gibi geliyor bana. Çarşamba günden hemen kısaca değinelim. Paris Saint-Germain Manchester United mücadelesi var. Kodu 639. Çarşamba günü saat 23'te. Paris Saint-Germain'de Neymar'ın sakat olduğunu oynamayacağını söyleyelim ama Cavani şüpheli görünüyor. Belki forma giyebilir ikinci yarıda olsa. Manchester United'da kritik eksikler var. Defansta Phil Jones şüpheli görünüyor, oynayabilir ama Paul Pogba takımın neredeyse yarısı sayılır. Kırmızı kart cezalısı hatırlarsınız. Juan Mata sakat, Jesse Lingard sakat, Ander Herrera sakat, Nemanja Matić yine öylesine. Martial şüpheli görünüyor, Antonio Valencia sakat, Alexis Sanchez şüpheli görünüyor. Manchester United'ın burada işi gerçekten zor. İlk maçta da 2-0 yenilmişlerdi kendi evlerinde. Bu maçta Paris Saint-Germain 1.35 gibi oran vermişler. Yine ben galip geleceğini düşünüyorum. Manchester United'ın biraz zorlasa da ilk yarıdan ne kadar bastırsa da ilk yarıda ortada bir oyun bekliyorum. Çok fazla gol beklemiyorum. O yüzden Manchester United'ın bastırırken verdiği açıkları Paris Saint-Germain'de Mbappe başta olmak üzere çok güzel değerlendireceğini ve 2-0, 2-1 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Onun dışında alternatif kuponlar için yüksek orandan ben üste gitmektense 2-3 golde kalalım derim. Nasıl olsa alternatif kupon daha az para yatıracağımız. 1.85 gibi bir oranı var. Bilmiyorum, bu maç sanki çok üste gitmezmiş gibi geliyor. Çünkü Manchester United'ın bu eksiklerle ve bu deplasmanda kolay kolay gol atabileceğini sanmıyorum ben. Pogba'nın da eksikliğinde. Bulursa bana sürpriz olur. İsteyenler üste de gidebilirler. Atar abi, olur mu öyle şey? 4-5-1 biter diyorsanız üste de gidebilirsiniz. Benim tavsiyelerim bu yönde. Yine sürpriz kupon için tavsiyem olacak. Son olarak 640 kodlu mücadele saat 23'te başlayacak. Porto kendi evinde Roma'yı konuk edecek. İlk maçta Roma kendi evinde 2-1 galip gelmişti. Özellikle genç oyuncusu Zaniolo'nun 2 gol attığı mücadelede şüpheli görünüyor kendisi şu an ama oynayabilir belki. Cengiz Ünder'in yokluğunda Roma'nın hücum gücü gerçekten çok zayıflıyor. Bunu Lazio maçında da gördük, lig maçlarında görüyoruz zaten. Porto'da Abubakar'ın sakatlığı dışında bir eksiği yok. İki takımın da aklının bu maçta olduğunu söyleyebiliriz. Derbide Roma'ya, Lazio'ya 3-0 yenilmişti deplasmanda. Porto'da kendi evinde uzun bir süreden sonra mağlup oldu. Benfica'ya 2-1 mağlup oldu kendi evinde. Kendi evinde daha dengeli, daha kompakt bir oyun sergileyen Porto, Roma'ya karşı ben bir adım önde görüyorum. 2-1 bir avantaj değil çünkü Roma adına. Porto öne geçtiği zaman Roma da telaşlanacaktır ama ilk yarıda oyunu tutabilirler diye düşünüyorum. Ben en azından bu maçta çok gol çıkacağını düşünmüyorum. 2-3 gol aralığında kalacaktır. Porto'nun 2-0, 2-1 kazandığı yine ilk mücadeleye benzer ya da bir sürpriz çıksa da 1-1 ile çıkacağını düşündüğüm için 1.90 gibi bir orandan 2-3 gol deneyebiliriz. Onun dışında benim tavsiyem Porto galibiyeti olacaktır. Dediğim gibi 2-0 ya da 2-1 alacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Yani Roma'nın bu formsuzluğunda Porto kendi evinde bu maçı tur atlamasa da en azından dediğim gibi kazanabilir diye düşündüğüm için alternatif tercihim benim 1 olacaktır. Siz de bu yönde düşünüyorsanız yine değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol varın oranı 1.40 mesela, onu değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Roma da tabii ki burada gole yakın. Ama benim tercihlerim yüksek orandan olacak. Bir de bu 4 maçtan nasıl kombineler yapabiliriz? Tabii yine sitemize de koyacağım ben. Bir sürpriz kupon koydum zaten şimdiye kadar görmüş olanlar vardır ama onu sürpriz olarak nitelendirdim. Daha video yüklenmediği için videodan önce düşüncelerimi orada paylaşmak istemedim. Yine salı ve çarşambadan oluşan tercihlerimi bu akşamüstü koyacağım. Maçlar zaten saat 23'te. Çok da erkenden oynamayın arkadaşlar. Maç saatine ne kadar yakın oynarsanız o kadar iyi, taze bilgilerle. İlk tercihlerimi bir araya getirdiğimizde sırasıyla salıdan 2 maç 637, 38, 39, 40 sırasıyla gidiyorum. Hızlıca anlatayım. İlk tercihlerim neydi? Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var. Paris Saint-Germain galibiyeti ve 2-3 gol Porto maçında. Ne oluyor? Bunlar 4-16 oran yapıyor. Bunu bir araya getirebilirsiniz. Alternatif kupon dediğimiz öbür ikinci tercihlerimi koyarsanız ikinci kuponunuza mesela Dortmund maçında üst, Real Madrid maçında 4-6 gol. Çünkü üst oranı çok düşük, bir 25'ten onun da 4-6'ya gideceğini düşündüğüm için Dortmund üst 1.35, Real Madrid 1.90, 4-6 golden. Onun dışında Paris Saint-Germain maçı 2-3 gol yine yüksek orandan ve Porto maçı 1 olarak alternatif kupon oluşturuyoruz. Ben oluşturmuyorum. Benim verdiğim tercihlerden zaten alternatiflerden bu oluşuyor. Yani ilk söylediğim ilk tercihlerim, ikinci söylediğim ikinci tercihlerim 8.54 gibi bir oran çıkıyor. Bu şekilde iki ayrı kupon yapabilirsiniz. Bir de
Fantezi olarak benim önerim adı üstünde sistem 3-4 yapabilirsiniz. Bunu da Dortmund'un ilk yarıda çok bastırıp böyle öne geçme çabasıyla bir gol bulacağını düşündüğüm için en azından ben belki önde kapatabilir ilk yarıyı diye düşünüyorum. Zaten adı üstünde fantezi kupon sistemi 3-4 ne yapar? 5 lira yapar. 5 lira yatırırsınız bir maçtan yatsa bile tutan 3 maçın oranı kadar kazanırsınız biliyorsunuz sistem 3-4'te. O yüzden Dortmund'un ilk yarı öne geçebileceği bir mücadele deneyebiliriz. Bu deneme kuponu. Hani ya tutarsa kuponu diyoruz ya. Fantezi kupon dediğimiz. İlk yarı bir Dortmund önde kapatabilir 2-20 orandan. Real Madrid'e dediğim gibi ya tutarsa hani olmaz diye bir şey yok. 7 artıya girebiliriz. Hani bu maçta 3-2, 4-2 belki erken gelen gollerle ilk yarı bile 2-1 bitebilir. 7 artıya neden gitmesin? 7 oran var. Nasıl olsa fantezi kupon 5 lira yatıracağız. Onu da koyabiliriz. Ayrıca onun dışında Paris Saint Germain maçında da Manchester United'in ilk yarıda en azından oyunu tutabileceğini düşündüğüm için 0'dan 1 denemesi yapabiliriz. 3.30 orandan bir de yine Porto Roma maçında ilk yarıda çok gol beklemediğim için orada da 0'dan 1 ya da handikap 0 gibi bir tercih yapıp 3.30, 3.75, 7 ve 2.20, 190 oran yapıyor. Hepsi tutarsa o kadar oluyor. Bir tanesi yatsa bile en azından paranızın kat be kat fazlasını çıkarırsınız. Benden şimdilik size bu kadar tavsiye. Perşembe videolarımızda bu arada selamlarınızı hepinize yetişemiyoruz. Bu videoyu da hızlı yetiştirmemiz lazım. O yüzden perşembe videomuzda selamlarımızı yavaş yavaş söylemeye başlarız. Hepinize bol şanslar diliyorum yapacağınız kuponlarda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olup da zil işaretine basmayı unutmayın. Bir de like ve yorumlar da siz de videonun altına yaparsanız seviniriz. Hoşçakalın.